Merhaba, ben Sinan Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Videomun konusu YouTuber'lar ve YouTuber olmak isteyenler için ekran videosu kaydetme programının geniş, kapsamlı bir şekilde anlatımı olacaktır. Emeğe saygı açısından lütfen kanalıma abone olunuz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, ekran videosu kaydetme programını Bandicam ile anlatacağım ve bununla birlikte Bandicam programını pro yapmayı göstereceğim. Bandicam programını indirmek için açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bandicam programını indirdikten sonra açıyoruz. Açtıktan sonra dosyayı masa üstüne alalım, rahat bir şekilde çalışabilmemiz için isterseniz dosyaları buraya da çıkarttırabilirsiniz. WinRAR olmadan tabii ki de programı kuramazsınız. Öncelikle WinRAR olmayan arkadaşlar Google'dan WinRAR'ı indirebilir. Yani sıkıştırma, klasör sıkıştırma programıdır. bdcam-setup.exe programına çift tıklıyoruz. Program kendi kendini kurar. Kurduktan sonra Loader'a tıklıyoruz. Şifre 1-2-3-4-5. Tamam diyoruz. Loader.exe'yi programın kurulu olduğu yerde, yani program kurulma bittikten sonra bilgisayarımızda nereye kaydettiysek, bazılarında x86'ya, x64, x32 ya da program faylasa da ekler. Bunu kendimiz seçebiliriz. Ben buraya seçtim. Bandicam'ı buluyoruz. Loader.exe'yi buraya attık. Hedefteki dosyayı değiştir der büyük ihtimal. Siz değiştirin. Eğer sizin şöyle söyleyeyim, antivirüs programınız varsa öncelikle antivirüs programını etkisizleştirin. Yani 10 dakika 15 dakika boyunca kapatın. Eğer antivirüs programınız Windows Defender ise bunu kayıt defterinden kapatmanız gerekecek. Bunun için eğer isterseniz ayrıca Google'dan ulaşabilirsiniz ya da sizin için daha sonra video yapabilirim. Attıktan sonra programı buraya attık diyelim. Daha sonra keymaker.maz'e giriyoruz. Bunda şifre yok. Bu ikisini tutup tekrar Bandicam'ın olduğu bölüme atıyoruz. Bölüme attıktan sonra attığımız bölümdeki şu keymaker.exe, bunu masa üstüne alıyoruz. Program bunu değiştirdi içindeki, yani crack yaptı. Keymaker'ı sağ tıklıyoruz. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Bilinmeyen bir yayıncıya ait bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Bu bizim crack işlemimiz. Eğer direkt açarsak register yapmaz, yani onaylamaz. İstediğimiz bir e-posta yazabiliriz. Ben istediğim bir şekilde bir e-postayı yaptım. Yani kafanıza atabilirsiniz. sinankacar@adana.com yapıp register application, yani aplikasyonu, uygulamayı etkinleştir diyoruz. İsterseniz rastgele ama .com olması lazım. Ne yaparsanız yapın .com olması lazım. Bu bir haftalık lisans ürünüdür. Programa her girdiğinizde arkadaşlar bilgi kısmına tıklıyorsunuz. Şurada mesela ben selamnaber.com diye kaydettim. Lisans bilgisi, cracklemişim. Bunu kendimiz kontrol edelim. Her programa girmemizde bunu mutlaka kontrol edelim. Bakın ben burada kaydettiğim için pro şekilde kullanıyorum. Bazılarımızın video kaydetme programında Bandicam'da yukarıda www.bandicam.com yazar. Bunda yazmaz. Çünkü biz seriyalı crackledik. Daha sonra ana sayfada tam ekran modunda ekran 1 yapıyoruz. Tıklıyordum, gördüğünüz gibi ekranın her tarafını kaydetti. Bunu tıklıyoruz. Hemen kendisi kurulum yapmaz. Biz kurulumu yapmamız lazım. Yani bizim kendimiz kurulumu yapacağız. Daha sonra oyunu kurmak istiyorsak, çünkü ben kayıt modundayım. Kayıt modundan çıkamıyorum. Oyun moduna tıkladığımızda kendimiz köşede kare şeklinde kameramızla görüşüp oyunumuzu oynayıp kaydedebiliriz ve bunları kolay bir şekilde YouTube'a yükleyebiliriz. Genele tıklıyoruz, programımızın çıktı klasörü, çıktı klasörünü her yerde kullanabiliriz. İstediğimiz yere, masa üstüne alabiliriz.
Videomuzun zaten formatı H264 30 fps'tir, yani MP4 şeklindedir. Nvidia buradan görebilirsiniz, full size yani 1080p'se HD, yani HD kaliteli bir şekilde video kaydı yapar. Burada yapacağımız, görüntüler için yapacağımız bir şey yok. Burada mouse'un sol tarafında görüyorsunuz değil mi? Buradaki şeye tıklıyoruz, mikrofona tıklıyoruz. Mikrofona tıkladıktan sonra sesimizi kaydedeceğiz. Sesimizin kaydetme seviyesini, desibelini ayarlayabiliriz. Ben %100 yaptım. Siz de %100 yapabilirsiniz. Mono yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Mikrofon dizisiniz. Yani mikrofonunuzu kaydettikten sonra artık kulaklıkla mı konuşacaksınız? Bilgisayarınıza herhangi bir dıştan mikrofonu bağlayacaksınız? Bunu bilmiyorum. Bunu burada seçip deneyebilirsiniz. Ben mikrofon dizisi olduğu için bunu seçtim. Bunda yapacağınız işlem bu kadar. Webcam dediğim gibi, burada webcam'i aktif ederseniz video ekranı kaydeder. Diyelim ki oyun oynayacaksınız ya da PUBG. Kendi ekranınız, yani kendinizin resmini sağ tarafta, sol tarafta vesaire nerede ayarlarsanız orada çıkar. Buna tıklarsanız oyun oynarken kendinizin de görünmesini istiyorsanız burada buna tıklayıp işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şu an ben ekran videosu kaydettiğim için buna tıklasam ekran kaydetme yani şey olur, durur. Ondan dolayı buna tıklamıyorum. Fare imlecimiz, zaten ben videonun başından beri bir yerlere tıklıyorum mouse'la. Rengimi buradan ayarladım. İşte fare efekti gördüğünüz gibi, bakın. Sol mouse'u, yani mouse'un sol tuşuna bastığımda bu renk çıkacak. Ben kendim seçtim. İsterseniz bunlara tıklayıp kapatabilirsiniz. İşte sağ efekti kapattım. İşte tekrar geri açtım. Şöyle sağ mouse'un sağ tuşuna bastığımda mavi çıkıyor. Bunların boyutunu ayarlayabilirsiniz. Logo. Diyelim ki kanalınızın ismini videonuzu kaydederken bir yerde çıksın istiyorsunuz. Sağ tarafta, sol tarafta, alt tarafta, üst tarafta. Bunu değiştirebilirsiniz. Video logo ekle derseniz değiştirebilirsiniz. Ben eklemedim. Daha sonra işte eklediğiniz, diyelim ki hani küçük bir şekilde PNG formatında yaparsınız, JPEG formatında yaparsınız, sorun değil. Görüntüyü işte benim burada olduğu için bunu tek kendisi seçmiş. En sağda 3 tane ok var. Buna tıkladıktan sonra karşımıza bir pencere çıkar. Ben şu an ekran videosu kaydettiğim için şu an sıkıntı olur. Ekranımı durdurur. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra logomuz neredeyse, onu seçip buraya ekledik. Daha sonra donukluğu, işte opaklığı, pozisyonu, nerede olduğunu sol taraftan bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Metin ekleyebilirsiniz. Video, metin yerleşim ekle. Nerede olmasını isterseniz buradan metin ekleyebilirsiniz. Buradaki işlemler bittikten sonra seçeneklere tıklıyoruz. Kayıt önceliği bilgisayarınızın hız durumuna bağlı olarak. Burada bilgisayarınız çok yavaşsa normal değeri seçin. Bilgisayarınız orta seviyede ise yüksek. Benim bilgisayarım en yüksek seviyeyi kaldırdığı için ben en yüksek görev yaptım. Çünkü hiçbir programım açık değil. Sadece bendeyken programım açık. Başlattığında veya durdurulduğunda ses efektlerini çal. Bunları yapmadım çünkü çok ses çıkıyor. Oyun kayıt modu için çerçeveye güncel değilken kayıta atla. Evet. Bunlar bittikten sonra tamam diyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, Keymaker'ı dosyamızın içine attıktan sonra o dosyanın içindeki Keymaker'ı masa üstüne alabiliriz. İster gönderip kısa yol oluştur, ister direkt al. Ama unutmamamız gereken bir konu, sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırın. Mutlaka çalıştırın. Zaten Bandicam Pro'nun içinde Redmi Beni Oku vardır. Bunun şifresini söylemiştim. 1-2-3-4-5 arkadaşlar. 1-2-3-4-5. Burada zaten nasıl yapacağınız yazıyor. İngilizcedir. Ben bunu Türkçe olarak kendim çevirisini yaptım. Video olarak kaydettim. Artık siz bunu kendiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar, unutmamanız gereken bir konu ise Keymaker'ı sağ olarak tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Daha sonra evet diyoruz. Karşımıza çıkan ekrana .com olacak şekilde rastgele bir şey yazabilirsiniz. Ondan sonra register application deyin. Daha sonra pro olacak. Her programa girdiğinizde buradaki bilgiye tıklayın. Buradaki serial numarası aktifse, burada bu yazar değilse lisans dışıdır yazar. Bunu mutlaka her programa girdiğinizde yazın. Çünkü
bir haftalık bir lisanstır. Burada istediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde lisansınızı onaylayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Videom işinize yaradıysa ve gerçekten fayda görürseniz lütfen bunu yorumda belirtin. Sorularınız varsa yine yorumda belirtin. Destek amaçlı kanalıma abone olun. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eksiklerim elbette vardır. Bunları birlikte tamamlayacağımıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.